Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, fırın kullanmadan, mikser kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifim var. Lezzetine ve görüntüsüne hayran kalacağınız bir pasta tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle 2 paket 300 gram sade bisküvilerimi rondodan çekip karışma kabımın içerisine aldım. 1 çay bardağı kadar eritilmiş margarin veya tereyağımı içerisine koyarak iyice karıştırıyorum. Yağımızı ve bisküvilerimizi iyice karıştıralım, birbirine yedirelim. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı sütümüzü ilave edelim. Yine aynı şekilde iyice karıştıralım. Bisküvilerimi hazırladım. İçerisinden 4-5 yemek kaşığı kadar alıyorum üzerini süslemek için. Farklı bir kasemizin içerisine koyalım. Bu şekilde büyük küçülebilen kelepçeli kalıp kullandım. Kalıbımın şu anki boyutu 22 cm. Kenarlarını yağlı kağıt ile kapladım. Yağlı kağıdımın tutması için alt kısmına da margarin veya tereyağı sürebilirsiniz. Alt kısmı için ayırmış olduğum bisküvilerimi içerisine boşaltıyorum. Kenar kısımlarına çıkıntılar oluşturuyorum. Yaklaşık 3-4 santim kadar kenarlarından çıkıntı oluşturalım bisküviyle. Tatlınızın bu kısmını hazırlarken yemek kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Yemek kaşığı ile gayet güzel bir şekilde bisküvileri sıkıştırabilirsiniz. Kenar kısımlarına bu şekilde çıkıntılar oluşturalım. Yaklaşık 4-5 santim kadar çıkıntı oluşturduktan sonra alt kısmına da geriye kalan bisküvilerimizi koyalım. Bisküvilerimi sıkıştırmak için bu şekilde bir bardak kullandım. Bardağımın arkasıyla bisküvilerimi iyice sıkıştırıyorum. Bisküvili pastamın ilk aşamasını tamamladım. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Buzdolabıma koyuyorum. Pudingini hazırlayıncaya kadar dolabımda bekletiyorum. Pudingi için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası. Ben buğday nişastası kullanıyorum arkadaşlar. Mısır nişastası kullandığınızda, aynı ölçülerle yaptığınızda pudinginiz veya muhallebiniz daha sert olabilir. Bunun için buğday nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. 3 yemek kaşığı dolusu kakaomu içerisine ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu da unumu içerisine ekleyerek kuru malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Önce kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Çünkü bu şekilde yaptığımızda daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. İçerisine 1 litre sütümü ekliyorum. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp karışıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pudingim koyulaştı. Koyulaştıktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilya,
Bir tatlı kaşığı kadar da margarin veya tereyağımı ekliyorum. Erinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Pastamın ilk aşamasını hazırlamıştım. Orta kısmını hazırladım. Pudingimi döküyorum. Üzerine spatulayla düzeltiyorum. Üzerine ayırmış olduğum bisküvi parçacıklarımı serpiyorum. Öncelikle serpmeye kenar kısımlarından başlayalım. Ayırmış olduğum bisküvi parçacıklarımın tamamını üzerine boşalttıktan sonra yemek kaşığıyla üzerine bastırıyorum. Spatula ile kenar kısımlarını bu şekilde birleştiriyorum. Yaklaşık 4-5 cm kadar çıkıntı yapmıştık arkadaşlar. Bu çıkıntıyla üzerine serpmiş olduğumuz bisküviler birbirine birleşiyor bu aşamada. Pastamı hazırladım. Üzerine streç film ile kapatıyorum. Bir buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabımda en az 4-5 saat kadar bekletiyorum. Ben pastamı yaklaşık 4 saat kadar beklettim. Üzerindeki streç filmi alıp kenarındaki kelepçeyi dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Pastamın etrafındaki kelepçeyi aldım. Üzerini süslemek için çikolata parçacıkları kullandım. Üzerini sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Pastamdan bir dilim alıp iç kısmının da nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı oldukça pratik bir pasta. Saatlerce uğraşmadan kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Pastamızın tadım testine geçelim. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir pasta. Lezzetine ve görüntüsüne hayran kalacağınız, yapımı çok pratik bir pasta tarifi. Kesinlikle yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Bizleri oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın.